Merhaba Kuvayi Milliye'nin kenti. Merhaba güzel Balıkesir. Merhaba güzel Bandırma. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Seçimlere 5 gün kala bugün buraya çok önemli bir şey için geldik. Hem Bandırma'da çok önemli bir bayrak devir teslimini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gerçek bir partilinin üzerine düşen seçildiği gün partili gibi davranmak değildir. Aday gösterildiği gün partili gibi davranmak değildir. Aday gösterilmediğinde görevini bırakırken partililik belli olur. Bugün burada olan, adayımıza destek veren, onun elini kaldıran sevgili Tolga Tosun Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve sevgili Dursun Mirza'yı yanıma çağırıyorum. Birileri gibi bu parti bir avukat bürosunda kurulsaydı, bir rezidansın son katında kurulsaydı, rant için, çıkar için, ihale için, makam için, mevki için kurulsaydı, aday olan, olmayan, eskisi, yenisi başka türlü davranabilirdi. Ama bu parti savaş meydanlarında, bu parti Kurtuluş Savaşı'nda, bu partiki ilk kongresi Sivas'tadır. Sivas Kongresi'nde kuruldu. O yüzden başkaları gibi çıkar ilişkilerinin değil, vatanın, milletin, ülkenin, vatanın, milletin ve ülkenin çıkarlarını her çıkarın üzerinde tutanlar Cumhuriyet Halk Partililerdir. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Önce üzerimizdeki büyük sorumluluğu yerine getirelim. Bundan 1,5 ay önce ilk kez meydanlara çıktığımızda emeklilere seslendik. Dedik ki sessizce kalamazsınız. Sessiz olamazsınız. Sesinizi duyurmak isterseniz meydanlara gelin. Sesimize ses verin. Sesimize kulak verin. Ben siz hakkınızı alana kadar mücadele edeceğim dedim. Emekliler bizi duydu, dinledi. Şimdi de buradalar. Emekliler ellerini bir kaldırsın görelim. Bir bayrakları indirin, bayrakları. Sadece elleri göreyim emeklilerin. Hepiniz çok önemli bir mücadele için buradasınız. Hepimiz biliyoruz ki bu iktidar ilk geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani sizi hiç ellemese, rahatınızı bozmasa, efendim TÜİK'le enflasyon oranında zam yapacağım demese ki TÜİK ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Maalesef Tayyip'i üzmedi ama sizi çok üzdü. Ve hiç dokunmasa 1,5 asgari ücret bugün 26 bin lira olacakken hep TÜİK'in o yalan rakamlarıyla, uydurma enflasyonla size vere vere sizi küçülttü, 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 maaşları kuşa çevirdi. Bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı açlık sınırından bile 7 bin lira aşağıdadır. Bugün Bandırma'da en düşük ev kirası, ortalama kira 16 bin lira. En düşük ev kirası 10 bin liradır. Emekli eve girse karnı açtır,
karnını doyursa sokakta kalacaktır. Bir devlet emeklisine bunu yapamaz. Ve dünyanın gelişmiş ülkeleri emeklilerini dünyanın öbür ucunda tatile yollarken, en iyi hayat şartlarını sağlarken, bu ülkenin ömürleri çalışmakla geçmiş emeklilerine bunu reva görmek doğru değildir. Seçimlere 5 gün var. Her yerde anlattım. Burada da anlatacağım. Lütfen anlatın. Bundan önce en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretken 22 yıl önce Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın satın alma gücündeydi. Bugün gittiğinizde 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani her bir emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altın eksilmiştir. Bir emekli bir çeyrek altın düşürse aklı çıkar, bütün gün onu arar. Bir emekli değil, her emekli bir sefer değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetmiştir. Bu para sizin cebinizden düşmedi. O parayı kötü politikalarla, sizi kandırarak, TÜİK rakamlarını çarptırarak sizin cebinizden, çantanızdan aldılar, çaldılar. Bunun hesabını soracağız. Ayrıca biraz önce Bigadiç'te sordum. Bir abla 2018 yılında emekli olmuştu. Var mı burada 2018'de emekli olan? İsim ne abi? İlyas abi 2018 yılında emekli olmuş. Melek Çelik ablam da 2018'de emekli olmuş. 2015'te emeklilere birer maaş ikramiye dedik. Kim dedi? Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ona bir selam yollasın emekliler. 2015'te böyle dedik. Önce veremezsin dediler. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. 3 Ramazan, 3 Kurban, 6 bayram sizi oyaladılar. Sonra 1.000 lira verdiler. 1.000 lira. Beğenmediğimiz o 1.000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün size verilen 3.000 lira bayram ikramiyesi sadece 6 kilo kıyma alıyor. Yani sadece ikramiye üzerinden bile, sadece bayram ikramiyesinde 16 kilo kıyma kayıp sofranızdan, ocağınızdan, mutfağınızdan, dolabınızdan, bayram sofranızdan, evladınızın, torununun kursağından bunu da çaldılar. Biz emeklilerle birlikte bugüne kadar bu sesi yükselttik. Geçtiğimiz hafta ilk başta diyordu ki geçen ay, hayır emekliler mutlu. Geçtiğimiz hafta bir şeyler yapacağız dediler. Şimdi diyorlar ki enflasyonu düşürünce ancak olur. Emekliye enflasyon yüksekken zam vermek parayı kör kuyuya atmak diyor. Ya yazıklar olsun. Milletvekiline zam verirken para kör kuyuya gitmiyor. Cumhurbaşkanı maaşına kendi kendine zam yaparken para kör kuyuya gitmiyor. Yandaş müteahhitlere ödeme yaparken para kör kuyuya gitmiyor da emekliye verilince neden kör kuyuya gidiyor? Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Burası aynı zamanda bir tarım kenti. 19 liralık mazotu Mayıs'tan bugüne 44 lira yapanlara sesleniyorum. ÖTV'siz mazot gemilere, yatlara, kotralara var. Ama bundan sonra ÖTV'siz, KDV'siz 25 liralık mazotu bu çiftçiye ya alacağız, ya alacağız. Başka yolu yok bunun. Çiftçinin
desteklemesini ödemeyen, ödenmesi gereken milli gelire göre %1'lik destekleme 264 milyarken 85 milyar destekleme ödeyen 170 milyar lira çiftçinin hakkını otoban patronlarına ödeyen, kur korumalı mevduatı ödeyen, her yere para bulan çiftçiye ve emekliye para bulmayan bu hükümete şunu söylüyoruz. Çiftçiler, köylüler birinci cumhurbaşkanının deyimiyle milletin efendisiler. Şimdi son cumhurbaşkanı al ananı da git diyor. Çiftçi kaybettiklerini, emekli kaybettiklerini nerede kaybetti? Bu iktidarın gelmesiyle kaybetti. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Madem ki sandıkla kaybettik, önümüzdeki kurulacak ilk sandıkta bunun hesabını soracağız bunlardan. Diğer taraftan burası bir öğrenci kenti. Tayyip Bey diyor ki ben gelmeden öğrencilere 300 lira veriyorlardı öğrenci kredisi. Şimdi 2000 lira yaptım. Açtık baktık. Geldiğinde kaç paraymış simit? 60 kuruş. Kaç tane alıyormuş öğrenci kredisi? 500 simit. Şimdi kaç para simit? 10 lira. En ucuzu 10 lira, 15 de var. 2000 liralık öğrenci kredisi alıyor 200 tane simit. Bakın 500 simit alandan 200 simit alan bir noktaya getirmiş. Hala daha diyor ki o zaman azdı, benimki çok. Biz Bandırma'yı öğrencilerin barınması için, öğrencilerin mutluluğu için, öğrencilerin ekonomik özgürlükleri için önemli projelerle Bandırma'da öğrencinin yüzünü güldüreceğiz. Bandırma esnafının yüzünü güldüreceğiz. Bu kıpır kıpır neşeli Cumhuriyet kenti Balıkesir'in İzmir'i, Bandırma'yı eski günlerine en kısa sürede döndüreceğiz. Değerli Bandırmalılar, buraya elbette iki belediye başkanına sizden oy istemeye geldim. Ama tabii ki Erdek'ten ve Balıkesir'in tüm ilçelerinden çok değerli başkanlarım var. Birazdan teker teker ellerini kaldıracağız. Bandırma'da bir bayrak devir teslimi var. Dursun Mirza geçmişte yaptığı hizmetlerle, geleceğe dönük ortaya koyduğu vizyonuyla, enerjisiyle Bandırma'da hem sizlerin oylarına talip hem de geçmişte yapamadığımız işleri yapabilmek için Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'de olduğu, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ahmet Akın olduğu bir süreçte Bandırma'da destan yazmaya talip. Biraz önce ifade edildi. Balıkesir'in AK Partili Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı artık iyice sinir sistemi bozulmuş. Balıkesir'in esnafını, iş adamını tehdit etmiş. Diyor ki cumaya kadar bana dönmezseniz pazartesi günü sizinle hesaplaşacağım diyor. Sayın Başkan, bu Bandırma'yı iyi tanı. Bu Balıkesir'i iyi tanı. Bunlar işgal kuvvetlerinin tehditlerine boyun eğmediler. Sen pazartesi hesaplaşacaksın ya, bunlar pazar günü senin hesabını görecekler. Pazar günü. Ayrıca Türkiye'de en pahalı sulardan biri Balıkesir'de satılıyor. Balıkesir'de de en pahalı su kullanan ilçe Bandırma. Bu sorunu kökünden halledeceğiz. Arıtma ve su tedariki enerji giderleriyle ilintili bir iş.
enerji, ucuz enerji, temiz enerji meselesini partimizde en iyi bilen, en iyi çözümler üreten, belediyelerimize bunu öneren ve başarmalarını sağlayan isim Ahmet Akın zaten. O da sizin adayınız. Böylelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 5 yıl içinde 102 arazi sattığını, 82 milyon dolar gelir elde ettiğini ama yine de belediyenin 4 milyar TL borç içinde olduğunu, Sayıştay'ın usulsüzlük tespit ettiğini, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni önce vermediğini, başvurulan Danıştay'ın izni verdiğini ve bu usulsüzlüklerden dolayı başkanın denetlenmekte, yargılanmakta olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Artık Balıkesir'e temiz, çalışkan, rantın değil halkın belediyeciliğini yapacak olan ve bir Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebinden değil bandırmaların yürekten verdiği oylardan güç alan belediye başkanları lazım. Sözün özü şudur. 2019'da hepimiz biliyoruz ki belediye seçimlerinde Ahmet Akın adaydı. Ve Allah biliyor ya Ahmet Akın o seçimi alıyordu. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Sonra ittifak yapalım. İlleri paylaşalım. Birbirimize destek verelim. Tamam. Balıkesir'i bize verin. Ya Balıkesir'de çok iyiyiz. İstemeyin. Hayır. İstiyoruz. İsmail Ok Balıkesir'i istiyor. Olmazsa Türkiye'de ittifak yok. Hepimiz durduk. Dönüldü Ahmet Akın'ın yüzüne bakıldı. Ahmet'in gırtlağı düğümlendi. Gözleri doldu. Dedi ki partim içinse, ülkem içinse boynum kıldan ince dedi ve kabullendi. Fedakarlık etti. Gereğini yaptı, siz gereğini yaptınız. Büyük mücadele verildi ama maalesef o zaman İsmail Ok ellerimizle verdiğimiz belediyeyi aldı, elleriyle gitti, AK Parti'ye teslim etti. Doğru mu amcam? Ve hepinizin iradesi AK Parti'ye satıldı. Sonra bir baktık kendisi de AK Parti'ye katıldı. Sonra da karşılığını aldı. Tekrar milletvekili yapıldı. Şimdi bu seçimlere gelirken Ahmet o kadar acısına rağmen demişti ki olsun o gitti ama ben İyi Partililerin de milletvekiliyim. Bunun üzerine hem Meral Hanım hem bütün İyi Partililer Ahmet en sevilen Cumhuriyet Halk Partili oldu ve dendi ki biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Vallahi şu ana kadar o kadar uğraştık. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Gittik konuştuk, ayrıca konuştuk. Ahmet için özel konuştuk, özel telefonlaştık. Ama o gün verilen sözler unutuldu. Aksine geçmişte AK Parti'de siyaset yapıp muhalifleşen bizim hepimizin emeğiyle var edilen televizyon kanallarında hep davet edilen, bol bol konuşan, oradan tanınan, oradan bir ün yapan birisi de geldi karşımızda aday oldu. Ben size bir şey söyleyeyim. Biz Manisa'da yıllarca AK Parti ile çatıştık. Bülent Arınç karşımdaydı. Dönem dönem en sert mücadeleler. Halen MHP ile yarışıyoruz. Ama ya bir ahlak var, siyasi ahlak. Birimizin mitingi varsa meydanda öbürümüz pankartlarımızı topluyoruz. Bir partinin genel başkanı bir meydana gelecek. Orada
bir miting yapacak. Sen de gidip ananın evine pankart astırıp protesto yapacaksın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şimdi bunu annesinin evi dışında astıracak yer bulamaması ayrı bir hazin durum. Bir de düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne metiyeler düzensen, düne kadar ittifak olsa, ittifak adayı Ahmet olsa elini kaldıracak olan sen, geçen sefer partinle ittifak halindeyiz. Şimdi sarayın söylemlerine, Tayyip Erdoğan'ın sözlerine uyan yine sen. Hiç yakışmadı, hiç yakıştıramıyoruz ve şu kadarını söylüyoruz. Ahmet Akın, öyle sarayın uydurduğu iftiralara falan papuç bırakmaz. Ahmet Akın, bir İstiklal Savaşı gazisi olan Ahmet Akın'ın torunudur. Milliyetçiliği kimselere bırakmaz. Bakın, maalesef herkes aslına rücu ediyor. Çok Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir tavır gördüm. Bizim de ittifak ortaklarımız var. Ayrılıyorlar. Ne diyoruz? Canınız sağ olsun. Kötü konuşuyorlar. Ne diyoruz? Canınız sağ olsun. Ama Tayyip Bey'in yanından Erbakan Hoca'nın oğlu ayrılıyor. Ne diyor? İp cambazı bu diyor. Zübük diyor. Dolandırıcı diyor. İşaret ediyor. Diyor ki bu diyor şantajcı diyor. Şimdi ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz. Ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip Bey'in huyları. Ya yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işe bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Buraya ittifak ortağınız, sizin için her şeyleri yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmiş de sen o meydana nasıl iftira ve hakaret asıyorsun? Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Biz bu kifayetsiz muhterisin değil ama gözünde ve gönlünde güneş olanların, biz bu kifayetsiz muhterisin değil ama iyi insanların adaletine güveniyoruz. Ahmet Akın en büyük fedakarlığı yaptı ve birileri şimdi ona yıllar önce söylemiş olduğu borcunu ödemek yerine tavır takınıyorlarsa vallahi sende olmayan vicdan, sende olmayan insaf İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden de vallahi de o istiyorum, billahi de o istiyorum. Bak, gel kardeşim. Kendi söyledi, gel. Onların diyor, vefalıları bugün sen ne diyor? Geçen sefer kime oy verdin kardeşim? Kemal Kılıçdaroğlu. Seçimde kime verdin? İyi Parti'ye. İyi Parti'ye verdin. Şimdi Ahmet Akın'a. Sayın Genel Başkanım, ben eski yönetimdenim. Özlem Ural'ın elemanıyım. Özlem Ural'ın yetiştirdiği bir insanım. Bugün sizinleyim. O dönemin vefaları bugün sizinle. Gördünüz mü? Böyle binlerce, milyonlarca iyi insan var. Ben genel başkanları Meral Hanım'a abla derim. Ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İyi Parti'nin iyi insanlarına, gönlünde gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne partimi feda ederim. Sağ ol kardeşim. Şimdi
sizden şunu bekliyoruz. Ben bu seçimin büyük bir farkla Ahmet Akın tarafından kazanılmasının en çok da Balıkesir'in vefasını göstereceğini, Balıkesir'deki insanların böyle manipülasyonlara gelmeyeceğini, geçmişte yapılan siyasi kalpazanlığın, siyasi hırsızlığın karşılığının en iyi şekilde Balıkesir'deki kardeşim gibi vicdan sahibi insanlar tarafından cezalandırılacağını, Ahmet Akın'ın temiz, dürüst siyasetinin mutlaka taçlandırılacağını düşünüyorum. Siz önümüzdeki pazar günü Ahmet Akın'a sahip çıkmaya hazır mısınız? Önümüzdeki pazar günü Dursun Mirza'yı bandırma, Ahmet Akın'ı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya hazır mıyız? Sen de bizden Roman kardeşlerime selam söyle. Romanların selamı var sizinle diyor. Ahmet Akın herkese yakın, Romanlara da yakın. Romanları da çok seviyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bandırma'da Bandırma İttifakı'nı, Türkiye'de Türkiye İttifakı'nı savunuyoruz. Türkiye İttifakı sosyal demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, ülkesini seven, vatanını seven, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, göçmeniyle, boşluğuyla tüm demokratlardan oy alır, oy ister. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkestir. Türkiye İttifakı filenin sultanları şampiyon olunca, bayrak göndere çekilirken onlarla birlikte ağlayan herkestir. Türkiye İttifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük, size güveniyoruz, size inanıyoruz. Dursun Mirza kazanacak, Bandırma kazanacak. Ahmet Akın kazanacak, Balıkesir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Ahmet Duru kazanacak, Manyas kazanacak. Burhan Karışık kazanacak, Erdek kazanacak. İbrahim Palas kazanacak. Ne yapıyorsun abi? Dur, acele etme. İbrahim Palas kazanacak, Gönen kazanacak. Hakan Semizel kazanacak, Susurluk kazanacak. Orhan Gaga kazanacak, Balya kazanacak. Ve son kez Ahmet, 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 hepsini size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, işte Balıkesir. Meydan meydan, bahar geliyor bahar. Coşkuyla selamlıyoruz. Sevgiyle selamlıyoruz. Bu ne güzel Balıkesir. Aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiçbir. Çok teşekkür yere ediyoruz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Daha güzel günlerde, aydınlık baharlarda görüşmek üzere. Hoşça kal Balıkesir.